Merhaba korku severler. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Bugün korku piyasasına yön vermiş unutulmaz filmlerin unutulmaz karakterlerini konuşmak istiyorum. İlk karakterimiz Michael Myers. 1978'de John Carpenter'ın Halloween filminde ilk kez yer aldı. Ablası 6 yaşındayken Cadılar Bayramı gecesinde kız kardeşini öldürdükten sonra Michael Myers Illinois, Haddonfield kasabasına geri dönüyor ve 10 yıllarca sürecek bir cinayet çılgınlığı başlatıyor. Unutulmaz film repliği ise şudur: "Ölüm küçük kasabanıza geldi şerif." İkinci karakterimiz Jason. İlk kez 1980'de 13. Cuma filminde yer aldı. Jason annesinin ölümü için intikam almak istiyor. Jason kurbanlarını tek tek kesmek için Kamp Kristal Gölü'ne geri dönüyor. Filmin unutulmaz repliği ise "Sen öldün, hepsi mahtı." Üçüncü karakterimiz hepimizin de bildiği gibi bir oyuncak: Chucky. 1988'de Child's Play adlı filmde ilk kez yer aldı. Şirin bir oyuncak gibi görünüyor olsa da Chucky aslında voodoo büyüsü kullanarak ruhunu bebeğe aktaran seri bir katildir. Filmin unutulmaz repliği ise "Selam, ben Chucky, oynamak ister misin?" Dördüncü karakterimiz Freddy Krueger. İlk kez 1982'de Elm Caddesi'nde Wes Craven'ın korku ustası Nightmare'de yer aldı. Yıllar önce 20'den fazla çocuğu öldüren ve delil yetersizliğinden mahkemece serbest bırakılan bu katili, öfkeli ebeveynler kendileri cezalandırmaya karar vermiş ve Freddy Krueger'ı kendi kazan dairesinde diri diri yapmışlardır. Şimdi ise Freddy intikam almak için geri gelmiştir. Filmin unutulmaz repliği ise "Ne yaparsan yap, sakın uykuya dal." Beşinci karakterimiz Pennywise, Stephen King'in O kitabında yaratığın kılığına büründüğü palyaço. 1990 yılında televizyon filmi olarak çekilen filmde Pennywise'ı Tim Curry oynamıştır. 2001'de çıkan Dreamcatcher Rüya Avcısı adlı Stephen King romanında Pennywise geri döndü diye bir ibare yer almıştır. The Dark Tower serisi ile bağlantılı olması muhtemeldir. Filmin unutulmaz repliği, çocukları kandırdığı cümle "hepimiz yüzüyoruz." Altıncı karakterimiz ise Ghostface. Serinin toplam 6 filmi vardır. İlk olarak 1996'da çekilmiştir. Kurbanını telefonla arayan ve çeşitli kişisel bilgileri veren katil ona öleceğini de bildirir. Bizim bildiğimiz adıyla Çığlık serisidir. Kurbanı genelde annesi intihar etmiş olan Sidney'dir. Klasik bir katil kim filmi olan Scream, kendine has maskesiyle de büyük beğeni toplamıştır. Dramatik ve korkunç bir iskelet maskesi herkesin ilgisini çeken maskelerden biridir. Aslında maske o kadar çok korkunç olmasa da sonuçta ortada bir cinayet vardır. Serinin her filminde katil değişmektedir. Yedinci karakterimiz Let Her Face. İlk kez 1974 yılında Texas Katliamı filminde ortaya çıktı. Texas Katliamı filminin canavar karakteridir. Michael ve Ryan arabayla Kaliforniya'ya dönüş yapmaktadır. Texas'a vardıklarında da başına geleceklerinden habersizlerdir. Bir benzin istasyonundan mola verdiklerinde testereli katilimiz Letter Herpes onları bekliyordu. Bu canavarın yüzünün derisi yüzülmüştü ve bir maske takıyordu. İnsanüstü işkenceleri olan Letter Herpes acıma duygusu asla yoktur. Sekizinci karakterimiz ise Hannibal Lecter'dir. 1991'de Thomas Harris'in aynı adlı romanda dayanan The Lutors of the Lambs adlı filminde yer aldı. Hannibal Lecter kurbanlarını yediği bilinen parlak bir psikiyatrist ve seri katildir. Filmin unutulmaz repliğinden birisi ise "Öldürmek Tanrı'ya da hoş geliyor olmalı, çünkü her zaman bunu yapıyor." Dokuzuncu karakterimiz Regan McNeil. 1973 yapımı Şeytan filmindeki karakterdir. Kocasından ayrılmış olan Chris, kızı Regan için bir doğum günü partisi hazırlar. Ancak Regan'ın dengesiz davranışlarını fark eder. Onca doktora götürmesine rağmen bir teşhis koyamazlar. Son olarak da ona şeytan çıkarma işlemini uygulayabilecek bir rahip önerirler. Chris'in arkadaşı Burke'nin boynu kırılarak kızının odasının camından atılması üzerinde rahipten yardım istemeye karar verir.
Reagan'ın içine şeytan kaçmıştı ve hikaye böylece başlar. 10. karakterimiz Pinhead. Clive Barker'ın yazdığı The Hellbound Heart adlı romanına üzerine kurulu olan Hellraiser filminin serisinde yer aldı. Amacı dünyaya tamamen geri dönmek için ruhları toplaması gerekiyordur. Filmin unutulmaz repliği ise ruhunu parçalayacağımdır. 11. karakterimiz Samara Morgan. 2002 yapımı halka filminin efsanevi karakteridir. Film tüm dünyada büyük bir ilgi odağı olmuştur. Karanlık mesajlarla dolu bir kaset ve kaseti izleyenler 7 gün içinde ölüyor. Samara küçük bir kızdır ve aslında ölüdür. Ancak geri dönmüştür ve televizyon ekranından çıkarak kurbanlarını boğarak öldürüyor. Düz, siyah ve yüzünü kaplayan uzun saçlarıyla büyük korku salıyor. Onun yüzünden insanlar kuyulardan korkar olmuştur. 12. karakterimiz, bizim de bildiğimiz bizim içimizden çıkma, filmde belli olan ve filmlerde yıllarca bizi korkutan Gulyabani'dir. 1976 yapımı olan Süt Kardeşler komedi filmindeki efsanevi karakterdir. Film her ne kadar komedi olsa da Gulyabani'den hepimiz küçüklüğümüzde korkmuşuzdur. Filme Şener Şen, Kemal Sunal, Adile Naşit, Halit Akçatepe ve Ali Şen gibi usta oyuncular yer alıyor. Melek karakterini canlandıran Adile Naşit'in damadı olan Bayram'ın babası, yani Ali Şen, Melek Hanım'ı delirterek paraların üstüne konmayı amaçlar. Bu sebeple de Gulyabani kostümünü ayarlar. Kocaman dev görümündeki Gulyabani sadece geceleri ortaya çıkar. Bunun gerçek olduğunu sanan ev halkı da epey bir korkar. Olayın gerçek yüzü sonradan anlaşılır ki aslında Gulyabani'yi bekçi canlandırmaktadır. Her izlenildiği zaman fazlaca reyting alan bu efsane film hala unutulmaz Yeşilçam filmlerindendir. 13. karakterimiz Gareth serisinin ilk orijinal filmi olan Ju-On filmindeki mavi suratlı velettir. Mavi suratlı Japon velet anne, oğul çalışan bir çetenin üyesi. Babası tarafından öldürülmüştür ve ne zaman ortaya çıkacağı hiç belli olmamıştır. En büyük korku yöntemi de kedi gibi miyavlamaktır. Bu liste çok uzar gider. Ben sizlere en çok kafamızda yer edinen filmlerden kalma karakterleri anlatmak istedim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız.